Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bugünkü videosunu göstereceğimiz Ehl-i Sünnet'in hocası Dantel Takkeli. Dantel Takkeli tekkedeyken takkeli, stüdyoda takkeyi çıkartıyor. Niye diyeceksiniz? Kendisine sorarsınız. Normalde bunların meşhur hadisleri var mesela. Erkeğin başı açık olmaz. Erkeğin başı açık olmaz. Yatarken bile kafaya bir şey koymak zorunda. Ama dantel takkelimiz bu örfünü maalesef bazen bozuyor. Mesela Cübbeli Ahmet yine hepsinden ilkeli olandır. Ne olursa olsun mutlaka kafasında bir şey vardır. Onu başı açık göremezsiniz. Adam ilkeli. İşine geleni almıyor. Hepsini kabul ediyor. Zihir, zibil ne fark etmez. Hiç fark etmez. Adam ilkeli. Diyor ki bu bir alimdir. Ben alime itaatle mesulüm diyor. O hadis alimi kabul ettiği kişiden ne duyduysa kabul ediyor. Onun için Cübbeli Ahmet sidik de içer, kıl da öper, adam ilkeli. Asıl problem seçip alanlar. İşine geldiğini alanlar. Diyor ki buluyor, ben diyor bunu diyor baktım diyor, Kur'an'ı arz ettim diyor. Kur'an bana dedi ki diyor bunu alırsın dedi diyor. Öyle bir şey herhalde kafasından geçiriyor. Sayfalarca hakaret eden adamın iltifatını görünce öpüyor. Aynı adam aynı kitapta hakaret etmiş, umrunda değil. İltifatı görünce oradan hemen yapışıyor. Allah razı olsun diyor. Ne büyük hizmet vermiş diyor. Bunun sayesinde diyor Kur'an'ı daha iyi anlıyoruz diyor. Bir de ayrıyeten çeşni meselesi var arkadaşlar. Şimdi Kur'an yeter mi yetmez mi üzerine özelden yaptığım bir münazarada, bir sohbet esnasında karşımdaki şahıs şöyle bir savunma getirdi. Dedi ki, canlı yayında dedi, adam size diyor ki dedi, ben sadece Kur'an'ı kabul ediyorum. Sadece Kur'an'ı kabul ediyorum ama bazı hadislerin de güzel olduğu için nasıl ki bilim adamından alıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz, Kur'an'a baktıktan sonra bir bilim adamının bilimsel verilerinden nasıl faydalanıyorsak yine Kur'an'da olduğu halde hadislerden de aynı bu mantık ile faydalanabiliriz diye uzun bir yazı yazdı ve şöyle bir ses kaydı yolladı. Farz et ki diyor, farz et ki Kur'an yeter diyen birisi hadisler ile bunun etrafına diyor, tabiri caizse diyor, çeşni yapıyor. Çeşni. Bunda diyor ne mahsur var? Eğer sen diyor buna karşı çıkıyorsan o zaman Kur'an'ı doğru kabul etmek için bilim adamlarını da kullanamazsın diyor. Şimdi bu çeşnici kardeşimizle yazıştık. Çeşnici dememe de kızdı gerçi de biraz. Ama çeşni kelimesi çok hoşuma gitti. Hakikaten Kur'an'ın etrafına çeşni. Ana menü Kur'an, etrafında çeşni. Bir de şöyle bir mantık yürütüyor. Diyor ki, adam diyor sana Kur'an yeter dedi. Adam dedi diyor. O zaman diyor konu kapanmıştır diyor. Adam diyor Kur'an yeter dedi. İşte arkadaşlar bizim en büyük problemimiz bu zihniyet. Amacılar. Kur'an yeter ama şu güzel şeyleri de alsak olmaz mı? İşte ben bunun amacıları çeşnici yapmaya karar verdim nacizane. Kur'an ana menü, güzel, çok hoş hadisler de akla mantığa uygun, Kur'an'a uygun hadisler de Kur'an'ın çeşnisi. Çeşniciler. Aynen böyle. Ve adam ısrarla savunuyor. Ben de nacizane kendisini anlattım. Bak kardeşim dedim. Bilim adamı Kur'an'ı destekleyen bir veri verdiyse ben onu alırım, bilim adamına da teşekkür ederim. Allah razı olsun, senin sayende bu ayeti daha iyi anladık. Adam bilim adamı. Peki, bilim adamıyla Buhari'yi aynı kefeye koyarsak ne olur? Buhari'nin bilmediği halt yok ki. Buhari hem bilim adamı, hem botanik uzmanı, hem arkeolog, hem astrolog, hem jinekolog, hem dahilici, hem bevliyeci.
çörek otundan başlıyor, ayın parçalanmasına kadar buharı anlatıyor. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Verdiği örnek bir meslek. Bilim adamı. Bu bilim adamından aldığınızı sizin önünüze koyuyor. Diyor ki buharı ne veriyorsa al. Buharı bilim adamı mı? Yok. Duydum diyor. Resul'den duydum. Biz de diyoruz ki siz Resul'e iftira atıyorsunuz. Resul sadece kendisine vahyedilene uyar. Çörek otu mucizesini Resul size anlatmaz. Çünkü bitki bilim uzmanı değil. Çörek otunun hangi dertlere çare olacağını Resul ne bilsin? Allah'tan korkmaz. Siz kafanızdan uydurduğunuz hadisler ile Resul'ü her konuda bilgi sahibi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Resul her konuyu bilir. Hayvanlar alemini, bitkiler alemini, atmosferi, kainatı, maddeyi, her şeyi bilir diyorsunuz. Halbuki Resul sadece kendisine vahyedilene uyar ve onu tebliğ eder. Beyan eder. Meal tefsir değil. Tefsir değil. Beyan eder, duyurur. O sadece sizi uyarmakla, bizleri uyarmakla görevlidir. Siz Resul'ü her şeyden anlayan, her şeyi bilen olarak çevrenize anlattığınız için problem çıkıyor. Asıl üzücü olan da yine bu anlattıklarınızın arasında her şeyi bilmediğinin de delilleri var. Yine sizin hadisleriniz. Sahabe geliyor soruyor, ey Allah'ın Resulü bu duvarı nasıl örelim diyor. Resul diyor ki ben duvar ustası mıyım, nasıl biliyorsanız söylüyorum. Resul diyor ki savunma savaşı yapalım. Sahabe diyor ki hayır çıkıp savaşalım. Ama o sahabe sizin kadar takvalı değil. Sizin kadar takvalı olsa sahabe itiraz etmez. Resul'e soruyorlar, diyorlar ki hurmayı nasıl aşılayalım, yan mı dik mi? Resul'e soruyorlar, sizin menkıbeleriniz. Resul de yan aşıyı tavsiye ediyor. Onlar da diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bu vahiy mi, sen mi söylüyorsun? Resul ben söylüyorum deyince biz öyle yapmayacağız diyorlar. Şimdi bunları da yine anlatan sizlersiniz. Ama bu iftiraları atmanızın sebebi herkes her konuda gelsin size sorsun. Siz de her konuda Resul'ü konuşturun. Her konuda. Aklınızı alabileceğiniz her hususta Resul'ün bir fikri var. Ha, bu fikirlerin de tam tersi var. Yine Resul'ün söylediği. Resul söylüyor ama tam tersini de söylüyor. Nasıl oluyor? Biraz düşünür müsünüz nasıl oluyor? Sahabe Resul'e soruyor, Resul beyaz diyor. Sonra sahabe Resul'e soruyor, Resul siyah diyor. İkisi de kitapta duruyor. Aynı şeye bir beyaz diyor, bir siyah diyor Resul ve kitapta duruyor. Sizin cevabınız ne? Ben araştırdım, söyleyeyim. Resul diyor, birincisini diyor, o şahsa özel söylemiştir. Ötekini topluma söylemiştir. O zaman biz de şunu soruyoruz. Bir şahsa özel olarak söylediğinin bu kitaplarda ne işi var? Kişiye özel bir durum bu kitapta ne işi var? Ama tabii cevap alamıyoruz. Şimdi Resul'e atılan en büyük iftiralardan birini işleyeceğiz arkadaşlar bu videoda. Dantel takkeli kıyametin alametlerini savunuyor. Ve savunurken de tabii şimdi göstereceğim. Bakın nasıl iftira atıyor. Hep beraber bakalım. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Recaid'den bahsederken, Hazreti Mehdi'den, Hazreti İsa'nın tekrar inişinden bahsederken bazı yine Müslüman alimler ya da Müslüman din adamları tarafından da hani hadislerin bazılarını işte kabul etmeyenlerden de bahsedeceğim. Ya Kur'an-ı Kerim'de işte bak kıyamete giriliyor da büyük bir savaş olacakmış da Hazreti Mehdi çıkacak. Ya bu kadar büyük dünyaya sallayacak bir olay bildirilmez mi? Öyle şey mi olur? Öyle Mehdi de yok, şu da yok. Öldü mü bitti gitti diye de yorumlar var.
Kur'an deliline baktığımızda Deccal'den, bu süreçten, Hazreti Mehdi'den nasıl işaretler var? Bakın arkadaşlar, soran vatandaş kendisi de olmadığını biliyor. İşte benim size vermeye gayret ettiğim bu düşünme metodu. Bu hacivatların tiyatrolarını seyrederken bunların farkına varın. Normalde konu hakkında bilgisi olmayan adam bunun Kur'an'daki delilleri nedir diye sorar. Ama ne diyor biliyor musunuz? İşaretleri nelerdir? Çok ilginç değil mi? Kur'an'dan ayetleri nedir diye sormuyor. Kur'an'dan delilleri nedir diye sormuyor. Kur'an'dan işaretleri var. Yani levha yok, levha işareti var. Bakın, tekrar dinleyin. Hazreti Mehdi'den nasıl işaretler var? Duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri Mehdi'den açık bir şekilde bahsetmez, Deccal'dan açık bir şekilde bahsetmez. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi Deccal ve Mehdi gelmeden kıyamet kopmayacak. Evlere arka kapılardan girmeyin diyecek kadar ayrıntılı bir Kur'an bunlardan bahsetmiyor. Aslında bu kadarı aklı başında bir insan için yeterli. Fakat ben nasıl kıvırdıklarını, nasıl çamura yattıklarını size göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bunlar çamura yatıyorlar. Ve siz itiraz ettiğiniz zaman da sizin paçanızdaki çamuru gösteriyorlar. Diyorlar ki bak senin paçanda da çamur var. Adam senin paçandaki çamuru gösteriyor ve çamura yatıyor. Kafası, gözü çamur, haberi yok. Bakın şimdi neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Nelerden bahseder? İşte o yüzden diyorlar hani böyle büyük bir olay mı? Niye bahsetmemiş diyorlar. Allah-u Teala Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği her şeyden bahsetseydi Kur'an 600 sayfa olmazdı. 6000 sayfa olurdu. Tıpkı Tevrat. Hayır arkadaşlar, 6 milyon sayfa olurdu. Çünkü Resul'ün bahsettikleri şeyleri kitaba yazsalardı, öyle bir kitap yapsalardı, zaten kendileri söylüyorlar. 600 bin hadis vardı. Buhari 6800 tanesini aldı. Şimdi Resul'ün her söylediğini kabul ediyor ama yazılmamış. Şimdi yazılmayanları insanlara anlatıyor. Neticede yazılmış. Tekrar ediyorum. Diyor ki her şey Kur'an'da yazsaydı Kur'an 600 sayfa değil 6000 sayfa olurdu. Zaten şu anda sizin iman ettiğiniz 6000 sayfa aynı Tevrat. Tekrar cümleyi kuracağım arkadaşlar. Yeni takip edenler için, düşünme metodunu daha hızlandıramayanlar için meseleyi anlatmaya çalışacağım. Bakın ne diyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği her şeyden bahsetseydi Kur'an 600 sayfa olmazdı. 6000 sayfa olurdu. Tıpkı Tevrat gibi 1 milyon ayete çıkardı ve muhafazası, koruması çok zor olurdu. Şimdi arkadaşlar bakın, aslında kendileri tam söylediğini şu anda yapıyor. Ne diyor? Kur'an artı sünnet. Kur'an artı sünnet diyorsan kardeşim, senin kitabın 6000 sayfa. Kur'an orada duruyor, 600 sayfa. Ama sen şöyle bir cümle kuruyorsun. Diyorsun ki, eğer Resul'ün her söylediğini Kur'an yazsaydı, 6000 sayfa olurdu diyorsun. Ve sonra da 6000 sayfaya tamamlamak için başlıyorsun Kur'an harici hadisleri insanlara söylemeye. Demek ki sana 600 sayfa yetmiyor. Demek ki sen 6000 sayfadan besleniyorsun. 6000 sayfadan beslendiğin için de eleştirdiğin Tevrat ile ya da Yahudiler ile aynı hatanın içindesin. Bunu anlayabilmek için gerekirse sarın tekrar dinleyin. 600 sayfa diyor, eğer diyor Kur'an diyor Resul'ün her söylediğini yazsaydı diyor 600 sayfa değil 6000 sayfa olurdu diyor. Bunlar yani Kur'an'da yazmıyor. Peki Kur'an'da yazmayanları tekrar nasıl kullanıyor? 6000 sayfayı kabul ettiği için. Bakın şimdi o 6000 sayfadan örnekler dinleyeceksiniz. Bundan dolayı Allah-u Teala bir anayasa gibi, kitabı gibi Kur'an-ı Kerim'i ana maddeleriyle ortaya koymuştur. Detayları bize ilk müfessir olan Muhammed Aleyhisselam açıklamıştır. Hadis-i şerifleri reddedenler aslında şunu yaparlar. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam yorumlamasın, biz yorumlayalım. Bizim kitaplarımızdan Kur'an tefsirleri okuyun, onları satın alın. Muhammed'i susturalım, biz konuşalım.
Şimdi bu dediğini analiz edelim arkadaşlar. Diyorlar ki Kur'an anayasadır. Muhammed Resul bunu bize izah etmiştir, açıklamıştır. Detaylı bir şekilde onun ağzından öğrenmişizdir. Burayı eğer anladıysanız şu soruyu sorma hakkımız oluyor, değil mi? Peki detay anayasayı nasıl iptal ediyor? Şimdi burada yumuşatmasına aldanmayın. Burada yumuşatıyor. Hadisleri öyle güzel yumuşatıyor ki aslında anayasa, Kur'an, hadisler ayrıntı, detay. İnceliği, işin inceliği. İyi de Allah'tan korkmaz münafıklar. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır ne demek? Ne demek? Hangi savcı anayasanın maddesini iptal ediyor? Hangi avukat anayasanın maddesini iptal ediyor? Madem Kur'an anayasa, Kur'an anayasa ise anayasanın hükmünü iptal eden cumhurbaşkanı kim? Kim anayasanın hükmünü iptal edebilir? Detay mı? Yoksa anayasanın hükmünü kaldırabilecek güce mi sahip? Hatta anayasayı yazanla detayları yazan aynı kişi mi? Anayasayı yazan Allah, detayları yazanın da vahiy olduğunu siz savunmuyor musunuz? Demiyor musunuz? Bunlar da gayri metlu vahiy, bunlar da Kur'an harici vahiy, inanmayan kafir olur demiyor musunuz? Buradaki bu dansözlüğe ne gerek var tabiri caizse? Hadis neyse Kur'an'da odur diyen siz değil misiniz? İkisi de vahidir diyen siz değil misiniz? Hatta üzerine basarak söylüyorum. Bunları kendi ağızlarıyla söylettirdim. Geçtim karşılarına sordum, aynı cevabı verdiler. Faslı tefsir profesörü, hadis profesörü Haşim. Aydın'daki Selefi Abdülkadir. Bunların hepsine ben kendim söylettirdim. Ayet ne kadar Kur'an'da olursa olsun, uygulama ve sünnet, hadis sağlam ise ayetin hükmü kalkar. Şimdi size burada utanmadan ayrıntı ve teferruat, incelik olarak hadisleri veriyor. Anayasa Kur'an diyor. Halbuki bu insanların anayasası kendisinin biraz önce tarif ettiği gibi 6000 sayfa. Bakın devam ediyoruz. Demiş olurlar. 3 kuruşa Kur'an'ın deyimiyle Allah'ın dinini satanlardır. 3 kuruşa Allah'ın dinini satan alçaklar, dinden para kazananlardır. Her kim ki dini anlattığı için dünyalık bir menfaat elde ediyorsa, işte o insanlar bu söylediğidir. Ve bu insanlar utanmadan bu ve bunun benzerleri, türevleri, hepsini kastediyorum. Adam çıkıyor, sünnet çocuğu var bir tane. Adam ekrana yazıyı koyuyor ya. Ehli sünnetin müdafası için teknolojik açıdan bu insanlara cevap verebilmemiz için bize yardım edin. 3 euro, 60 lira, 75 lira. Terbiyesizler. Utanmadan dileniyorlar. Bizimle mücadele edebilmek için, teknolojik cihazlar alabilmek için paraya ihtiyaçları varmış. Sünnet çocuğu girin, genç hoca diye geçer. Buyurun, abone olun, tıklayın, bakın neler çıkıyor. Sahtekarlar. Bir de utanmadan dünyalık 3 kuruş menfaatmiş. Kim derse ki Kur'an bize yeter, Muhammed'e gerek yoktur, hadislere gerek yoktur. Bu adam kendi kitaplarını satmaya çalışıyor. Kendini bir nevi Muhammed Aleyhisselam'ın yerine koyuyor anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerinden de bahseder. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerinden bahsedermiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin, bu sözü unutmayın. Kur'an-ı Kerim'de? Vardı yönetmenim, o 3 kişinin ismini de alayım, unutmadan kapatacağız. Büyük bir dumandan bahseder, büyük bir ateşten bahseder. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Bakın, büyük bir duman, büyük bir ateş. Kıyamet alametiymiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Ne kadar basit. Ne kadar basit. Büyük bir duman, büyük bir ateş. Ben kıyametle ilgili ayetleri ayırdım arkadaşlar, size göstereceğim.
Detayları Muhammed Aleyhisselam verir. Kur'an her detayı anlattığı zaman 6 milyon ayet olması lazım. Yani. Yine Allahü Teala Kur'an'da dinini bütün dinlere üstün kılacağını bildiriyor. Bu bir müjdedir. Peki Allah nasıl dinini bütün dinlere üstün kılacak? Bozulma devamlı surette devam ediyor. Bozulma gittikçe artıyor. Deccal'ın da geleceğini söylüyorsun. Nasıl üstün kılacak? İmamı gönderecek. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olan Mehdi'yi gönderecek. Bakın arkadaşlar, bu bir hadistir. Resul'ün soyundan gelecek Kureyşli, Resul'ün soyundan gelecek bir imam gelecek. Şimdi bu adamlar buna inanıyor. Ve Resul'ün erkek evladı yok. Yaşayan. Yani küçükken İshak'ın, İsmail'in vefatı küçükken. Yaşayan, evlenen herhangi bir oğlu yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki soyla, neseple ilgili bütün ayetlere bakarsanız hepsi erkektir. Erkek, zürriyet. Zürriyet erkekten gelir. Bununla ilgili videom var. Şimdi bir imam gelecek ama bu İsa değil. Başka. Tamam mı? Bu bir imam gelecek. Sonra ne oluyormuş imam gelince? Dikkat edin. Resulün soyundan seyit olacak. İki, ona tabi olacak bir peygamberi tekrar dünyaya geri gönderecek. Bakın bir de ölümsüz peygamber var. Aynı Hristiyanlar gibi inanıyorlar bunlarda. Hristiyanlar da İsa gelecek diyorlar ya. Ehl-i Sünnet de İsa gelecek diyor. Ama geldiği zaman peygamber olarak geliyor ama bakın ne oluyor? İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre amel edecek ve imama tabi olacak. Öne imama Acaba hangi mezhep? Şimdi İsa geldi, Muhammed Resul'e tabi oldu. Hangi mezhep arkadaşlar? Eğer peygamberin soyundan gelecekse Vahabi mi olacak? Lütfen düşünelim. Kureyşli, Resul'ün soyundan gelecek. Mezhebi? Cafer olursa kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Peki ne olacak? Hangi mezhepten gelecek? Mezhepsiz mi gelecek yoksa? Ağzınızdan öyle bir şey kaçırmayın. Geçirecek. Dolayısıyla bu iki kuvvetle beraber Allahü Teala kuvvetlenmeyi, büyümeyi sağlayacak. İman edenlerin sayısı ilk defa yeryüzünde kafirlerden daha fazla olacak. Evet arkadaşlar. Diyor ki inananların sayısı ilk defa kafirlerden fazla olacak. Şimdi bu arkadaşların acaba hadisleri hakikaten böyle mi? Zaten ayet yok da. Ayetin olmadığını da kendisi biliyor. Bakın sohbeti yaptı bitirdi. Deccalı, Mesih'i hepsini getirdi. Bir tane ayet duydunuz mu? Ne gerek var ki? Bu adamlar size niye ayet versinler ki? Verseler de zaten makasla kesip yarısını verirler. Şimdi bakın arkadaşlar. Siz bana gelmeyin. Kendinize gelin. Anlatabiliyor muyum? Buyurun. Ben şimdi açıyorum. Bakın. Şurada ayetlerimizi açalım. Bakalım Kur'an bu konuda ne diyor? Şuradan. Evet. Birinci ayet. Araf suresi 187. ayet. Arkadaşlar dikkatlice okuyalım. Sana o saatin ne zaman geleceğini soruyorlar. Kıyamet Kur'an'da saat olarak geçiyor arkadaşlar. Araf suresi 187. ayette Estağfirullah. Allah Zülcelal buyuruyor ki sana o saatin ne zaman geleceğini soruyorlar. Onun bilgisi Rabbinin yanındadır de. Onu vakti gelince de ondan başkası ortaya çıkarmaz de. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki ondan haberdarmışsınız gibi sana soruyorlar. Onun bilgisi Allah'ın yanındadır de. Fakat insanların çoğu bilmez. Nasıl arkadaşlar? İşte bu insanlar, bu gördüğünüz insanlar ayetlere meydan okuyan, Allah'a dinini öğreten ehli sünnet hocaları. Bunlar Allah'a dinini öğretiyorlar. Ayet ortada. Ne olacak şimdi? Onun bilgisi Rabbinin yanındadır de. Onu vakit gelince ondan başkası ortaya çıkaramaz. Şimdi adamlar, sizce bu ayeti hiç bu adamlar görmüyor mu? Adam diyor ki, Kur'an'da diyor, kıyamet alametleri zaten var. Duman ve patlama olarak geçer diyor. Bunun diyor, detayını diyor. Resul'den, hadislerden öğreniyoruz. İyi de,
Allah Resul'e de ki diyor. De ki ben bilmem de diyor. Onu sadece Allah bilir de diyor. Allah'tan korkmazlar. 300 kıyamet alameti diye bunların kitabı var arkadaşlar. 300 tane kıyamet alameti uydurmuşlar bunlar. Şimdi bakın bir ayet mi? Hayır, bir tane ayet değil. Bakın bir ayet daha açalım. Buyurun. Bu da Zuhruf suresi 85. ayet. Göklerin ve yerin aralarındakilerin yönetimine sahip olan çok yücedir. Saatin yani dünyanın sonunun bilgisi onun yanındadır. Ve siz ona döndürüleceksiniz. Kimdeymiş bilgi? Allah katında. Arkadaşlar bir ayet daha açıyorum. Yasin suresi 49-50. Bakın, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler. Aniden, bakın, bam, bu kadar. Aniden. Millet birbiriyle uğraşırken ne bir vasiyet bırakmaya vakit bulurlar ne de ailelerine dönebilirler. Bu adamların anlattıkları rivayetlere eğer iman ederseniz vaktiniz bol arkadaşlar. Vasiyette yazarsınız, hazırlanırsınız, her şeyi yaparsınız. Bir sürü alamet var zaten. Ama ayet öyle demiyor. Ayet çekişip dururken aniden bir patlama diyor. Bir ayet daha gösterelim arkadaşlar. Bakın Enbiya. Enbiya suresi 40. Nitekim onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Ne onu geri çevirmeye güçleri yeter ne de kendilerine süre verilir. Nasıl geliyor arkadaşlar? 300 tane işaretle mi geliyor? 300 tane alametle mi geliyor? Yoksa ansızın mı geliyor? Nasıl ayetin durumu? Evet arkadaşlar bir ayet daha açalım. Naziat suresi 42, 43, 44. Yine aynı soru. Sana saat ne zaman gerçekleşecektir diye soruyorlar. Hakikaten bu çağları aşan bir soru. Bakın ne kadar çok soru diyor. Onu bilmek, onu bildirmek senin görevin değildir. Onun kararı Rabbine aittir. Birçoğunuz Allahu alem bu ayetlerden habersiz yaşıyorsunuz. Neden? Çünkü saklıyorlar. Onlar kıyamet alametlerini size öyle bir anlatıyorlar ki bu ayetleri saklamak zorunda kalıyorlar. Resmen bakın Naziat suresinde Allah diyor ki sana son saati yani kıyameti dünyanın sonunu soruyorlar. Onu bilmek senin görevin değildir diyor. Onu bildirmek. Allah Resul'e söylüyor. Diyor ki kıyametin ne zaman kopacağını bildirmek senin görevin değildir. Onun kararı Rabbine aittir. Şimdi bu insanlar niçin bunları size göstermiyorlar? Eğer bunu gösterirlerse o kadar hadis ne olacak? Adam diyor ya, eğer diyor Kur'an'ın içine hadisleri de koysaydık 6000 sayfa olurdu. Koymanıza ne gerek var? İçine koymuyorsunuz ama halen kullanıyorsunuz. Ve halen geçerli. Ve ayetlerin hükmünü kaldırabiliyor. Sizin kutsal kitabınız 6000 sayfa. Buhari, Tirmizi, Müslim, Ebu Mece, Davud, Nesai, Hazreti Ayşe, Hazreti Ali, Ebu Hureyre yazmışsınız. Bana göre 6000 sayfadan da fazla da. O kendisi 6000 dediği için 6000 diyorum. Bir ayet daha bakalım arkadaşlar. Fussilet suresi 47. ayet. Saatin bilgisi onun katındadır. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. Hani benim ortaklarım nerede diye onlara seslendiği gün onlar hiçbirimiz buna şahitlik etmediğini sana arz ederiz derler. Neredeymiş arkadaşlar son saatin bilgisi? Derdimi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın vallahi bütün ayetleri almadım.
Hepsini almaya gerek yok arkadaşlar. 3-5 ayet iman etmeniz için yeter de artar bile. Görmek isteyen bir ayetle görür. Görmek isteyen istemeyenin önüne dünyaları yıksanız görmezler. Ya da benim kendi tabirimle uyuyan adamı uyandırabilirsiniz. Uyumuş numarası yapan bu adamları ne kadar sallarsanız sallayın uyandıramazsınız. Çünkü adam uyumuyor. Uyumuş numarası yapıyor. Uyumuş numarası adam, uyumuş numarası yapan insanı uyandıramazsınız. Son ayet. Bu da Ahzab 63. Halk senden saati soruyor. De ki onun bilgisi Allah'ın katındadır. Ne bilirsin? Belki de o saat yakındır. Nasıl arkadaşlar? Şimdi İslam tarihi boyunca 1443 yıldır bu ayetlere rağmen uydurulmuş bir sürü iftira hadisler var. Fakat bu hadislerin de arkadaşlar yıllar geçtikçe iftira ve yalan olduğu ortaya çıkınca saklanıyor. Ehed hadisten çıkartılıyor, zayıf hadis sınıfına sokuluyor. Sahih hadisten alınıyor, mevzu hadis yapılıyor. İlk çıktığında kutsi hadis olan aradan birkaç yüzyıl geçince o ligden düşüyor, kendi ligine dönüyor, oluyor mevzu. Şimdi saklanan hadisler kitabım için ayırdığım birkaç hadisi sizinle tanıştırayım. Bu hadisler artık saklanıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü zamanı geçti. Buyurun. Bu birinci hadis. Ümmetim 5 tabakadır. Her bir tabaka 40 yıldır. Ne oldu? Hadise göre ümmet 200 yılda bitiyor. 160 yılda bitiyor. 120 yılda bitiyor. Hadi siz bu 5'i 6 yapın. Daha nereye gideceksiniz? Bakın. Her bir tabaka 40 yıl. Şimdi ayrıntısını açalım hadisin. Benim ve ashabımın dönemi ilim ve iman ehli dönemidir. 80'e kadar gelenler iyilik ve takva ehlidir. 120'ye kadar gelenler merhamet ve sıla ehlidir. Bundan sonra 160'a kadar gelenler sıla-i rahimden kesilir. Birbirlerine yüz çevirir. Bundan sonra 200'e kadar gelenler ise harp ve karışıklıklarla olur. Şimdi bu saklanan hadisten gördüğünüz gibi kıyamet 200 yılda kopuyor. Yani İslam yeryüzünden siliniyor. Ya da nasıl tevil ederseniz. İsterseniz buna kılıf bulursunuz. Ama kılıf bulmayla uğraşmamak için hadisi saklıyorlar. Mesela ben ne derim ona? İşte Emevilerin saltanatının sonu. Gerçi o 5-600 yıl oluyor da. Onu kastediyor dersin. Kurtulursun. Ama hadis bir tane değil. Şimdi bakın ikinci bir hadise gelelim. Bu ümmetin bitişine delalettir. Bakın bu da başka bir hadis. Dünyanın ziyneti 150 yılında kaldırılır. Şimdi normalde bu bundan yıllar önce kıyamet alameti olarak verilen hadis. 150 yılda dünya ortadan kalkıyor. Kıyamet 100 sene sonra kopacak hadisi de var arkadaşlar. Rasul söylemiş. Kıyamet 100 sene sonra kopacak. E şimdi bu hadisi adam nasıl sana söylesin? Yani kargalar bayılır buna ya. Gülmekten. Şimdi bakın arkadaşlar hemen geçelim çünkü hadis çok. Bir tane daha hadis vereyim. Bu değil. Bu da değil. Şu. Bakın. Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın bildirdiği hadisi şerifte dua ediyorum ki ümmetimin kuvvetini yarım günün sonuna kadar sürdürsün buyuruldu. Yarım gün ne kadar denilince Sa'd 500 yıldır dedi. Yine Şah Velihat'ın
Dehlevi bu hadis-i şerif Abbasi devletinin ömrünün 524 yıl göstermektedir buyurmuştur. Şimdi hadis-i şerif ümmetim 500 yıl saltanat sürecek diyor. Yani ümmetimin ömrü 500 yıldır diyor. Bunu da parantez içinde tevil eden diyor ki bu Abbasi devletinin ömrüdür. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Resul Osmanlı'yı katmıyor işin içine. Yavuz sefere çıkarken deveden iniyor. Önünde Resul'ün yürüdüğünü görüyor. Şimdi hangisi doğru? Osmanlı'dan duyduğumuz hadisler ve rivayetler mi doğru? Yoksa bunlar mı doğru? Bir de Resul dua ediyorum ki diyor. Ümmetimin kuvveti yarım günün sonuna kadar sürdürsün. Yani 500 yıl sürsün diye Resul dua ediyor. O kadar durum vahim. Şimdi başka bir hadise bakıyoruz arkadaşlar. Bu baktık. Bakın bu da mesela şu anda kullanılan hadisler. Ne diyor? Küfür her tarafı kaplamadıkça ve açıktan yapılmadıkça Mehdi gelmez. Arkadaşlar bu hadis yüzünden kan döken insanlar oldu dünyada. Mehdi'nin gelmesi için gerekli olan küfrün, cinayetlerin, yağmanın yaşanması lazım ki Mehdi gelsin. Mehdi'nin gelişini hızlandırmak için yapılan katliamlar var. İkinci hadise geçiyoruz. Kıyamet kopmadan 150 yıl, 100 yıl öncesinde yeryüzünde Allah'a ibadet eden kalmaz. Bakın, kıyamet kopmadan 100 yıl öncesinde yeryüzünde Allah'a ibadet eden kalmaz. Şimdi Allah'a hiç ibadet eden kimsenin kalmayacağı bir zamanı düşünün. 100 yıl. Mantık hatasını anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Allah'a ibadet eden hiç kimse kalmayacak. Hem de ne zaman? 100 yıl önce. Kıyamet kopmadan 100 yıl önce. İyi de Mehdi nasıl gelecek o zaman? Geldiğinde kimden ve nereden destek alacak? Kafirlerden mi? Zalimlerden mi? İbadet etmeyenlerden mi? Lütfen düşünün. Hadise bakın ve düşünün. Kıyamet kopmadan 100 yıl öncesinde yeryüzünde Allah'a ibadet eden kalmaz diyor. Çok az kalır demiyor. Çoğu ibadet etmez demiyor. İbadet eden kalmaz. Şimdi ibadet eden hiç kimsenin olmadığı bir coğrafyadan, bir dünyadan siz abdestli namazlı iki kişi çıkartıyorsunuz. Bir kişi de değil, iki kişi. Ve bunlar cemaat olamıyorlar tabii haliyle, tek başına oluyorlar. Ya da o zalimlerin arasından bunlar nasıl çıkıyor? Çünkü 100 yıl diyor. Az da değil yani. Hani bu hafta diyelim ki ibadet eden hiç kimse kalmadı. Önümüzdeki hafta birisi geldi, hidayete çağırdı. Hayır, 100 yıl arkadaşlar. 100 yıl ibadet eden hiç kimse kalmayacak. Ondan sonra Mehdi ve Mesih işte gelecek. Kimi çağıracaklar? Bu ibadet etmeyen zalimleri, kafirleri, münafıkları, fasıkları, onları çağıracaklar. Onlar da Mehdi'nin ordusu mu olacak? Onlar Mesih'in müridi mi olacak? Bunlar bu hadisleri yine kurtarırlar. Yine bir şeyler bulurlar. Başka bir hadisle size anlatırlar. Ama siz yemeyin. Sizi kandırmasınlar. Şimdi üçüncü hadis okuyoruz. Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldığı sürece kıyamet kopmaz. Hadi buyur buradan yap. Şimdi bu sefer de diyor ki, yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldığı sürece kıyamet kopmaz. İyi de bundan önceki hadiste 100 yıl boyunca ibadet eden kimse yok. Niye kıyamet kopmuyor? Şimdi üçüncü maddeye göre kıyametin kopması için Allah diyen Müslüman
kalmaması lazım. Allah demek ne demek? Allah'a itaat etmek demek. Ne olacak şimdi? Demek ki hiçbir ibadet yapmayan insanlar olsa da bile önemli değil, öyle mi? Bunların hepsini birden kabul etme inancına ehli sünnet denir. 200 yılda kıyamet kopacak, 150 yılda kıyamet kopacak, 500 yılda kıyamet kopacak. Ha bir de 1000 yıl var. O 1000 yılı da göstereyim arkadaşlar. Şuradan bakayım. Ha bu da 1000 yıl hadisi. Bakın. Bir hadisi şerifte ümmetim istikamet üzere giderse bir gün yani 1000 yıl yaşar. İstikamet üzere gitmezse yarım gün, 500 yıl yaşar buyuruldu. Yani her şeye uysan, Resul'e ümmet olsan bile bu ümmetin ömrü 1000 yıl. Hadisi şerif. O 500 yıl da aynı buradaki 500 yıl. 500 yılı devletle tevil etti. E şimdi 1000 yıl. Ne oldu bu hadis? Bu hadis zayıf ya. İyi de bu hadis bundan 1000 sene önce. Yok yok, 1000 değil. 900 sene önce. Bu hadis neydi o zaman? Kıyametin kopmasına 400 sene var diyorlardı. Şu anda 1400. Bundan 500 yıl evvel bu hadisi duyan kişinin eli ayağı titriyor. Niye? 1000 yıl tamamlanıyor. Hicri 1000. yıla geliyor. O tarihte yaşayan bir adamı bu hadisi okuduğunu düşünsene. Şimdi Hicri 999. Hicri 999. Ve adamın önünde bu hadis. Osmanlı'nın şaşalı dönemleri. Adam başlar, eyvah Resul, tam biz İslam üzereyiz. 1000 yıl doldu. Önümüzdeki sene 1000 yıl. Ne olacak şimdi? İman etse bir türlü, iman etmese bir türlü. Şu anda bu hadise uydurma demek ne kadar kolay değil mi? Uydurma ya. Böyle hadis mi olur? Arkadaşlar, hadislerin hiçbirisi uydurma değil. Hepsi iftira. Kasıtlı olarak insanlara korku imparatorluğu sağlayabilmek için, para kazanabilmek için, desinler diye hepsinin farklı farklı sebebi var. Ama bu hadisler artık saklanmak zorunda. İşin kötü tarafı kitaplardan da çıkartıp atamıyorlar. Bak şöyle kaldırayım da komplesini görün. Pardon. Buyurun bakın. Gördünüz mü hadisi? Şimdi hadislere iman konusuna gelince adamlar diyorlar ki sen Resul düşmanısın. Arkadaşlar bunu Resul söyledi diyen Resul'e iftira atıyor. Kıyametin alameti, kıyametin ne zaman kopacağı Allah'ın ilmi dahilindedir. Onun için lütfen bunlara dikkat edin. Neticede dantel takkelimize dönüyoruz. Ne diyordu dantel takkelimiz? Kur'an anayasadır, 600 sayfadır. Eğer Resul'ün söyledikleri Kur'an içine girmiş olsaydı, Kur'an 6000 sayfa olurdu. Yahudilerden farkımız kalmazdı diyor. Ama kendilerinin Yahudilerden hiçbir fark olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü iman ettikleri ve yaşadıkları 6000 sayfa. Öyle değil mi? Zaten arkasından da kendisi başlıyor. Hadisleri savunmuyor. Arkadaşlar lütfen abone olmak için eşi, dostu, arkadaşları tavsiye edelim. Ve bu abonelikler esnasında yine yorumları birbirinizi buluşmak için kullanın. Ankara'dakiler bir araya gelsinler. Bakın Maraş'takiler bir araya geliyor. Samsun'dakiler bir araya geliyor. Bunları başardık. Almanya'daki dostları bir araya getirmeye çalışıyorum. Azerbaycan'daki dostlar zaten bir aradalar. Hepsi irtibat halindeler. Elhamdülillah. Elimizden geldiği kadar hakikati insanlara anlatmaya çalışacağız. Farkındaysanız herhangi bir tarikata çağırmıyorum. Herhangi bir mezhebe çağırmıyorum. Kendi özelim bile benim kendi özelimde kalıyor. Benim kime, neye, ne kadar, nasıl inandığımı merak etmeyin. Siz Kur'an'a sarılmaya çalışın. Siz sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz. Her fikirde benimle aynı fikirde olmanıza gerek yok. Her konuda aynı fikirde olmamıza gerek yok arkadaşlar. Kur'an farklı anlamaya müsaittir. Herkes fıtratına göre anlar. Herkes mizacına göre anlar.
Herkes her şeyi aynı şekilde anlamak zorunda değil. Herkes kalbindekinin hesabını verecek. Okuyun, anlayın ve lütfen yaşamaya gayret edin. Yaşamaya gayret edin ki bu hokkabazların elinde gençlerimiz, çocuklarımız deist ya da ateist olmasın. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.